Hocam merhaba. Hocam selam. Hocam hoş geldiniz. Ne var ne yok? Görüşemiyoruz. Hocam seçim oldu. Oldu. Gaye Su Akyol yeni Merkez Bankası Başkanımız oldu. <laughs> hocam tebrik ederim. Seçimden önceki tahminlerinizi tutturdunuz. Hocam bir bölümü tuttu fakat geldiğimizde bir şey söylemişim hatırlarsan. Bugün soruları ben sormayı düşünüyorum. <laughs> Buyurun. Hocam Türkiye batar mı? <laughs> Buyurun İlker Bey. Batar mı batmaz mı? Bir hocamdan öğrendiğimi söyleyeyim. Türkiye batmaz. <laughs> Kesinlikle batmaz bir ülke yapılmış sayın seyirciler. İlk programımızın konusu buymuş hocam. Baktım da. Birinci program adam bütün program boyunca yedi kere beni zorlamış Türkiye <laughs> batar mı diye Ben de batmaz demişim filan sonra da işte dediğin gibi şeye bağlamışız yani ya. çok zorlarsan batar demişiz. Yalnız abi. Türkiye batmak için bayağı bir çaba sarf ediyor. Çok, çok elinden geleni <laughs> yaptı. Evet. Ekonomik Kılıçdaroğlu gibi abi yani o da inmiyor ülkede batmıyor yani böyle devam edecek herhalde. Şeyi konuşalım aslında ben çok ekonomist bu senden sonra ben de hastalık oldu ekonomik bir sürü kanallara bakıyorum. Sıkıntı da. oldu diyorsun. Ya. Özellikle mesela Atilla Adayı çok seviyordum hala seviyorum da biz ekonomistler tarafından biraz manipüle edildik galiba yani seçimle ilgili mi söylüyorsun? <laughs> evet seçimle ilgili. Abi seçimle ilgili. şimdi Atilla, Gerçi sen her zaman soğukkanlıydın. Işte. Yani Atilla Hoca dediğin diye söylüyorum. O aslında ağırlıklı olarak anketleri paylaştı gibi hatırlıyorum. Yani atlamadıysam. Ya ya o ve... şey diyordu. Bu ekonomi bu hükümeti çok rahat götürür diyordu. Ee, Olmadı öyle bir şey. Ya o da öyle ama bir siyasetçi senin de konuk aldığın değil mi? Tencere kaynamayınca hükümet değişir dedi. Yani aslında genel beklenti buydu. Bir de bizim 2001 tecrübemizde var ya hani üçlü koalisyonun herhangi biri bile barajı geçemeyecek kadar dayak yedi. 70'li yıllarda aslında hep öyle oldu. Enflasyon çok zıplayınca işte o gitti öbürü geldi falan. O zaten Demirel'in lafıymış. Bu sefer çalışmadı. Onun için hani ekonomik olarak onu konuşalım. Acaba kriz yok muydu aslında? Belki de hepimiz. Aha güzel. Valla hocam şimdi ben insanların çok ağırlıklı bir şekilde ekonomik kriterler üzerine oy vermelerini beklerim. Yani rasyonel olarak bunu beklersin. Mantığı da şudur zaten. Yani insanların teorik olarak şöyle olması lazım. Hayat güzel. Her şey yolunda. Bizi kim yönetiyorsa Allah razı olsun ve devam etsin. Problem var. Abi bu gitsin başkası gelsin. Yani böyle bir beklenti olur normalde. Yönetenden ne bekliyorsun abi? Adam yani çoban değil. Yarı tanrı değil. Bir şey değil değil mi? Yani yönetecek. Sen mutluysan tekrar seçeceksin falan. E buradan iki şey çıkıyor o zaman. E e ekonominin berbat olduğunu herhalde çok tartışmaya gerek yok. Yo. ben an... Bence gayet iyi. ya iyi, yani iyi <laughs> diyor ama şu anda tam o tartışılıyor. Yani bak her şey öleceğiz, biteceğiz, mahvolacağız. Seçim geçti. Şimdi ya aslında o kadar da değil. Bak bunlar bunlar da iyi olmuş. O kadar da dibe batmadan da çıkabiliriz başladı. Abi, yine Yo, yani aslında soruyu net soralım. Türkiye'de şu anda ekonomik kriz var mı yok mu? Charles Kindleberger'ın kitabında bir tanım var abi. Diyor ki krizler çekici kadınlara benzer diyor. Ya, bu nedir dediğin zaman da şey diyor. Yani çekici kadın tanımı nedir? İşte gözü böyle, yaşı böyle, boyu böyleyse çekicidir diye bir tanım yapamayız. Dolayısıyla krizde de insanlar kriz var dediğinde biri kriz var, biri kriz yok diyor. Muğlak kaldı. Öyle değil. Ben tanımını yapayım demiş ve kabaca şöyle diyor. Bir sürü ekonomik göstergenin tamamının ya da çoğunun birlikte ve aynı anda hızla kötüleşmesidir diyor. Şimdi sorunlu krediler ülkede artıyor. Bu sorunlu kredilere kişisel kredileri de koyuyorsun. Değil tabii mi? tabii. Reysel ya da ticari. Sorun krediler artıyor. Bunun sayısı belli mi mesela? Bir, açıklanır. Yani şu anda ben net rakam söylemeyeyim ama açıklanır. İki, bankaların kar marjları daralıyor ve bankalar isyan ediyorlar. Üç, faiz hızla artıyor. Tam bunu çektiğimiz gün, yani mevduattan gidelim bugün 40'ın üzerine fa, mevduat faizi var. Ve dört, kur artıyor. Demek ki bir sürü parametre aynı anda kötüye gidiyor. Hatta bazıları geriden gelir. Mesela konut fiyatları düşecek. Ama işte Türkiye'de ben kendim bildiğim bileli gayrimenkul düşmez diye arkadaşlara kendini kaç zamandır biliyorsun <laughs> deyip, parantezi kapatıp devam edeyim. <laughs> o zaman bugünkü maymunlar neden insan olmuyor gibi Dolar, <gülüyor> <gülüyor> Dolar euro bazında mesela düşecek. Ya yani bunları koyduğumuz zaman evet abi ekonomik kriz var ama şunun altını çizelim abi. Yani yine aynı geyi sürdüreceğim. Ama işte pazar günü gittik kafelerde yer yoktu trafik çok doluydu falan da iyi bir örnek değil. Çünkü gelir dağılımı da dünyadaki en kötü 3-5 ülkeden biriyiz. Yani şu marka lüks arabada 2000 kişilik liste varmış dediğinde bu ekonominin iyi olduğunu göstermez. 85 milyon adamın 3000 tanesi lüks bir araba için listeye girer. Ya da artistik kafelerde pazar günü İstanbul'da 150 bin kişi kahve içebilir abi. 20 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani böyle baktığınız zaman bunlar münferit örnekler. Bunları dışarı tuttuğumuz zaman... Yani telefonunu çıkar yeğenim şeyi. <laughs> yani satın alma gücü üzerinden gittiğimiz zaman satın alma gücü dağılımı çok kötü. Yabancılar çıkmış durumda. TL faizi artıyor, kur artıyor. Bir sürü piyasa tıkanmış durumda. Tabii ki kriz var ya. Yani. Geçen hafta Venedik'teyken şeyi fark ettim. Talya Türkiye'den daha ucuz. İşte mesela. Cümlelere bak. Ben Venedik'teyken şunu fark ettim falan. Ya adam seçim sonucunu oradan <laughs> takip et ne olur ne olmaz falan diyor oradan takip. Hayır, bize şunu açıklayabilir misin yani nasıl olabilir böyle bir şey? Şimdi Mesela biz bunu eskiden de hatırlayacaksın. Şöyle bir sahne vardı bir ara. 10 sene önce falan şunu konuşurduk mesela. Abi buradan ben Bodrum'a gideceğim. gideceğime, Bilmem ne adalarına gidebilirim falan derdim böyle. Tam daha ucuz oralar falan derdim. Ama o zaman ekonomimiz iyiydi. Ha, o <laughs> kur yanlış demekti. Yani kur yanlış kur zıplayacak demekti o. Burası ucuz kalmışsa. Şimdi burada daha garip bir durum var. Aynı derken şu anda sen şunu kastetmiyorsun. Oralar çok ucuz demiyorsun dikkat Tabii edin. orası da pahalı. Burası çok pahalı diyorsun. Ya yani orası pahalı. O dengeden daha farklı. Ya yani 10 yıl önce şunu derdik mesela. Abi İtalya'ya giderim daha iyi. Alaçatı'ya gideceğime daha ucuz ve daha güzel. Doğru. Ve o İtalya çok ucuz anlamında bir cümleydi. Şimdi senin kurduğun cümle şu. İtalya pahalı. Burası daha da pahalı. Bu ne çılgınlık diyorsun. Abi bu zaten hem enflasyonun tanımı. Hayat pahalılığın tanımı bu. Dolayısıyla burada insanlar o şey yaşamasınlar diye aslında teknik olarak da ne yapıldı? Hızla asgari ücret iki kademe arttırıldı. Bir sürü yerden işte vergiler EYT'den falan insanlara para pompalandı. Geçici bir refah yaratıldı. Şimdi Sayın Bakan ilk açıklamasına rasyonel politikalara dönmek dışında başka seçeneğimiz yok dedi. Rasyonel dediğin şeyin Türk o Dil Kurumu'daki karşılığına bakmadım ama herhalde akılcı falan gibi bir şeydir yani. O sırada eski bakan da yanında oturuyordu yalnız o <laughs> çok Oğlum bu yani büyük bir hakaret aslında. Evet, tabii, abi düşünsene, rasyonel Şun Düşünsene. Yani. Bir rasyoneldiniz <laughs> hacı ben gelene kadar. Mustafa şey, geliyor diyor ki artık lütfi rasyonel. Rasyonel bir, bir politikaya giriyor. <laughs> Hayır bir de orada ortodoks anortodoks var ya artık ortodoks politikalara dönüyoruz değil mi? Evet evet. Ben burada mesela asgari ücretin üstünde tabii maaş veriyorum. Devletin önerdiğinin üstünde veriyorum, üstünde zam yapıyorum fakat yine de görüyorum haklı olarak arkadaşlar geçinemiyor. Yani bu nasıl kırılacak? Şimdi mesela yeniden asgari ücret konuşuluyor ya. 8500 11.000 bin lira olacağı söyleniyor. Ama 11.000 lirayla da geçinmek. 11 de biliyorsun hikayesi şey aslında. 500 euro diye bir rakam atıldı ortaya seçim öncesi. Biz geldik 500 yapacağız da iki tarafta falan filan. Şimdi oradaki pürüz de şu. Bunun başladığı yer şöyle abi. Açlık sınırı yükseliyor asgari ücret arttırıyorsun. Tamam mı? Böyle bir denge vardır. Açlık sınırı artar asgari ücret dengelerse filan. Sonra yeni ekonomi modeli dedik abi. 2021'in son çeyreğinde faizi düşürüp kur zıplayınca açlık sınırı roket gibi yukarı gitti. Ya bu grafiği şurada bir yerde falan filan gösteririz belki. O şunu yarattı bizde aslında bakarsan. Yani sen faiz indirip kuru zıplattığında işte peynir, ekmek, su, süt falan her şey kurla ilişkili olduğu için fiyatları zıpladı. Bu sefer o asgari ücreti arttırma hızını periyodik kısalttın. Yılda bir de hatırlarsanız değil mi? Şimdi yılda iki kere asgari ücret ayarlıyoruz falan ve yakalayamıyor. Çünkü şeylerin fiyatı arttı ben alamıyordum. Abi bana ekstra zam yaptılar. Allah razı olsun gerekli olmalı. Ama olduğu anda tekrar peynir olabiliyorum. Fakat ülkedeki peynir üretimi aynı. Aslında bunun çaresi benim peynir alamamam. <laughs> Evet. Daha işli var aslında peynir üretimini arttırmak. Onu hemen yapamayacağın için e, evet abi senin peynir alamayacağın bir aşamaya gelecek. Yani bu işin adımı bu. Yani burada Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği her şey kitap kültürüyle ortodoks, anortodoks falan. Giderse olacak olan şey şu. Fiyatlar artacak ve maaş artışları artan fiyatlardan daha düşük olacak. Çünkü şöyle bir numara vardır çok sık yapılan. Zam artışlarını enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre yapıyoruz diye bir geyik var. Yani enflasyon kaç? 65. Sene kaç peki? 30. 30 yaptık senin zam ama hayat 65. Bir sonraki yıl beklenti kaç? 15. 15 yaptık ama enflasyon 30 dediğinde bir buçuk yıl içinde milletin satın alma gücü yıkılır. iç talep yıkılır. İthalat da durur. Ve sen de şey dersin bak ithalatımız gevşedi çünkü spor ayakkabı 8500 lira olduğu için <laughs> anıyoruz zaten. Yani bu acı bir şey ama bu yani gerçekten Sayın Bakan hadi bizi kurtar dedilerse ve tam yetki verdilerse bu olur abiciğim. Yani çünkü hep aynı yerdeyiz ya. Bence dünyanın en meşhur Türk iktisatçısı Sayın Cem Yılmaz'dan defalarca ödünç aldığımız gibi dünkü yediğin Kurmalar. Yani bundan kolay bir çıkış yok baba yani çok kolay bir yöntem vardı önceki bakan bilmiyordu falan ya da bu geldi bu biliyor Aa, çok iyi fikir falan böyle bir şey yok abi. Peki ama ben şeyi anlamıyorum ülkede çok fazla asgari ücretli insan var. Evet %50'nin üzerinde yani. Milyonlarca insan orada yaşıyor Tabii. diyorsun ki. Ya sen demiyorsun da ortodoks politikalara dönünce o ücretlileri sıkıştırmak yani onların maaş artışlarını daha da baskılayıp satın alma güçlerini düşürelim böylece enflasyon beklentisini azaltalım diyorsun ya. Çok özür dilerim yani bu ortodoks politikanın içinde bu var demiyorum aslında. Şu anda krizden çıkmak için bu yapılacak diyorum. Anlatın tamam ama bu haksız yere o kesimlere yüklenmek olmuyor mu? Elbette. Elbette. Görüşmek istiyorum. <laughs> Çünkü o kesimler yapmadı ki bunu zaten ama... Ama şöyle de bir şey oldu. Bir model olarak bir şeyler yanlış yapıldı. Yani şimdi abi çok basit bir şey var aslında. Serbest piyasada mıyız? Değil miyiz? Biz kurda faizde şunda bunda serbest piyasada mıyız? Değil miyiz? Serbest piyasadayız diye girdiysen ama sonra değiliz diye bir şeylere müdahale ediyorsan o zaman bir şey yanlış olacak. Yani serbestiz ama faiz şunu geçemez. Serbestiz ama ben kuru tutacağım. Serbestiz ama sen dolar almanı engelliyorum. Serbestiz ama bilmem. E o zaman bir şeyler bozulacak. O şey bozulduğu anda da tercihte bulunmaya başlıyor hükümet. Yani şunun cebine 3 lira koyalım da bu çok ezilmesin. Buna vermeyelim. Bu bizden değil zaten. İşte şu sektörü destekleyelim falan dediği zaman da bir şekilde birilerinde sıkıntı olmuyor. Onun için birilerine sıkıntı yok. Seçimde de gördük bunu. Birilerine sıkıntı yok. Evet. Birilerine sıkıntı var. İşte sonra bir dakika bu sürdürülemez ya. Hadi toparlayalım baba dediğin zaman yine birinden vazgeçmen lazım. O birisinin işte o, biz olacağız gibi görme. <laughs> yani. O birisi de biz olacağız. Türkiye'de 200 milyar dolar falan yastık altı olduğu iddia ediliyordu. Yani bu bilinemez tabii herhalde değil mi? Bilinemez. Ya. Çok büyük bir rakam ya 200 milyar dolar. Ya neyse bir, ciddi bir döviz yani herkes dövize geçmiş. Doğru. Halk şey yapsa bir anda dese ki ya biz memleketimizi çok seviyoruz deyip dolardan çıksalar. Memleket sevdiği için yapmaz ama iki yerden ikna etmen lazım. Ülke. Ben e, istersen bunun bugünün adını koyalım. Yani bugün memleketteki temel sorun, vatandaşın hissettiği sorun, hayat pahalılığı ve satın alma gücünün çökmesi kısa vadede çözülemez. Sistemik sorunsa dövizimiz bitti. Bunu çözmek için haklısın insanların dövizini bozmasını ve TL'ye geçmesini sağlamak. Artı yabancı girişini sağlaman lazım. Yani dolar sokacaksın evet, bir şekilde. Evet, evet. Onu yaparken de bizi ikna edebilirsin tabii ki. Ama hani işte etmek için de benim artık dövizin artmayacağına inanmam lazım. Hükümetin bir daha dövizin artmasına yol açacak bir acayip karar almayacağını, eskiden olduğu gibi birden faiz indirmek gibi bunları almayacağına ikna almam lazım. Bunu yaparsan evet insanlar ellerindeki dövizi bozabilir. Teknik bir konu ama vatandaş bankada tuttuğu dövizi tekrar TL'ye çevirirse Merkez Bankası rezerv artmıyor aslında eve götürdüğü dövizi getirmesi lazım ya da yurt dışına götürdüğü dövizi getirmesi lazım. Onun için dış borçlanmayla eşdeğer tuttuğumuz benim bankadaki dövizin bozmam değil. Peki eskiden 2001 krizinden hatırlıyorum. Kur çıpası vardı. Hükümet diyordu ki ben kuru burada tutacağım evet. ve açıklıyordu onu. Ona mı dönülecek acaba? O tablita demişlerdi o zaman Latin Amerika'da kullandıkları için böyle tablita ve tablita yöntemi şuydu. Mesela bugünkü kurdan konuşalım. Kur sabit 24 lira demiyordu da şöyle diyordu. Bu ay 23,5, önümüzdeki ay 24, bir sonraki ay 24,5 falan gibi. Yanlışım yoksa 18 aylık bir kur tablosu yani tablita verilmişti. Yani biz 4 ay sonra kurun 25,5 olacağını biliyorduk. Şöyle çalışıyordu. Kurun o günkü hareketi geldiğinde 24,5 diye deklar etmiş ya Merkez Bankası. üzerinde üzerindeyse Merkez Bankası satarak altındaysa alarak orada tutmaya çalışıyordu. Yani ya aslında şu an yaptığı şey bu. Evet. Ama şu an çok uzun süre 20'nin altında kalsın diye sabit tuttu ya. O zaman hani biraz daha gazını alarak yukarı gitmesine izin vermek. Ama haklısın. O hareket hala enflasyon altında kalıp TL'yi değerlendiriyordu. Şimdi hadi yapalım. O gün o yapılalım dendiği zaman mantık şu da abicim. IMF anlaşması vardı. Biz modeli getiriyoruz. Bunun sonucunda TL şu kadar değerlenecek. E o zaman millet döviz almaya koşar ve cari çıkartar. Evet. Örnek veriyorum. 7 milyar dolar açık vereceksiniz. Evet. Al sana 7 milyar dolar. Yani modelin farkı o anlatabildim mi? Şimdi sen bunu yaparsa açık çıkıyor. Adam da sana para veriyor. İşte onun için buna girdiği zaman 2 yıldır millet şey diyor ya abi IMF anlaşması diyor. Mandaca ekonomistler muhabbet oradan geliyor. Model abi, bu model varsa birinden para gelmesi lazım. Ya da Azerbaycan olman lazım. Zaten var baba bizim dövizimiz. Falan. Bir üçüncü yıl yok mu yani? Ya üçüncü yol, beşinci yol hepsi olur ama yani bir, yani bir olur yok mu? Akıl, akıl çerçevesinde. Akam, de, akam, abi, niye olmasın? Kutuyu mu açsak, kutuyu açsak? <laughs> abi niye olmasın? Sadece tutarlı bir şey yapacaksın. Yani diyorum ya serbest piyasa mı değil mi? IMF var mı yok mu? Kurun gitmesine izin veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Yani faizi kontrol edersen kuru kontrol edemezsin. Kuru kontrol edersen faizi kontrol edemezsin. İkisini kontrol edeceksen de ülkeden para çıkışını engellemen Hem serbest, hem faiz, hem kur. <laughs> Yok mu böyle bir şey ya oturan boğa yöntemi. Mesela 6 ay sonrası için bu dipten gelen darbe daha mı şiddetlenerek artacak? Daha da mı fark edeceğiz bir sürü şeyi? Böyle hani biraz kendimi böyle dışarıda tutsam. Münferit olarak değil de böyle yaşada hissettiğimiz ya da dışarıda kahvenin fiyatını falan kenara bırakıp. Ben yani şu anda şunu düşünürüm. İlker'in bana 2,5 kilo önce sorduğu soru. Ülke batar mı? Abi batmasın da default etmesin. Hani borçları ödeyemez noktaya gelmesin. Ben daha pahalıya et süt yumurta alayım noktasında şu anda. Ya sev ya terk etçilerle aynı noktaya geldim. Yani yani sistem çökmesin de dayak yiyelim ne yapalım falan noktasındayım. Ama bunun çözülmesi mümkün. Yani Sayın Bakan'ın verdiği politikalar şunlar bunlar yabancı bu, bu çözülebilir. Ama diğeri yani senin söylediğin abi yani hayatın pahalı kalması satılan gücümüzün erimesi gibi şeyler sürecek. Ben bundan birkaç ay sonra ani bir şok falan beklemiyorum. Sadece şartların daha da ağırlaşacağı anlamında söylüyorsan katılırım sana. Yani daha da ağırlaşacak çünkü çok net abi. Her şeyin fiyatı artmış tekrar bana asgari ücreti 11.500 yaparsan peynir 300 lira olacak. Sonra 12.500 yapacaksın peynir 500 lira olacak. Yani çok görülebilir bir gelecek. Anlatabildim mi? Yani. Onun için bir yerde bunu yapmayacaksın. Yapmadığın günde millet de kardeşim öldük diyecek. E peki yani. ben gitsem dışarıdan Katar'dan 200 milyar dolar getirsem? Tabii tabii. O kadar paraları varsa Katar'da tabii ki olur. Yok yani atıyorum. Tabii dışarıdan ineceksin. Zaten olur. konu bu abi. Buraya sen parayı indirebildiğin anda biz aniden şey diyeceğiz. Telefonunu çıkar baba. En son çıkarı ben aldım. Çünkü birden bir hayat ucuzlayacak. Bu kadar yıldır zaten 2002-2010 arası milletin kendini çok iyi hissetmesi ve ekonomi yönetiminin çok başarılı olarak gösterilmesi sebebi bu zaten. Yani. Döviz girdiği anda hatırlasana abi işte adam Cep telefonu satıyordu. Gençler geceden sabaha kadar bekliyorlardı üstlerinde battaniyelerle ilk beni alacağım diye. Şimdi al 55 bin lira. Bol bol var yani. Sıraya girmeye gerek yok. Orada telefon yani. <laughs> Hocam 55 6, bin. 60 bin oldu. 60 bin. <laughs> Siz konuşuyorken yani. zaten. Kuyruk yok ama. Hakan sen bin. de hatırlarsın. İlker da hatırlar. Eskiden Taksim'deki büfelerde et döner diye bir şey satılıyordu. O <laughs> yıllar içinde tavuk dönere döndü ve onun da ne kadar aslında et dönerden daha iyi olduğu sosuyla vesaire <laughs> anlatılmaya canlı. başladı. Ya da işte hamburger yapılırken soya fasulyesinden yapılıyor gibi Daha sağlıklı. yöntemlerle yani. acaba insanların çünkü bu işin toplumsal boyutu evet. ciddi olacak anladığım evet. kadarıyla yani şu anda anlamadığımız şey o evet. sokakta millet birbirine girebilir o parasızlıktan vesaire. Onun için de soruyu soramadım ama buradan çok güzel bir yere gelecektim. Ya onun için de bunu aslında farklı türlü ekonomi olmayan yollarla da müdahale etmek lazım. Yani bunun aslında psikolojik tarafı var. Ben şunu gördüm ve çok şaşırdım. Atlamışım benim eksiğim. Aslında Maliye Bakanlığı'nda yıllar önce davranışsal finansla ilgili bir çalışma yapılmış yani. Ekip kurulmuş. Bununla ilgili kitap falan hazırlanmış. Gerçekten de böyle oynamak lazım. Yani bu anlattığım tabii gerçeklerden saptırmak anlamında değil ama mesela şu çok önemli bir konu. Ya i̇nsanlar dövizdiler ilk söylediği gibi. Aslında bozdurabilirsek kuru düşürürüz, değil mi? Mesela psikolojik olarak nasıl bozdurabiliriz? Yani zorlamayı kanunu falan geç yani psikolojik olarak insanlar kendinizi nasıl bozar? Örnek veriyor. Dolar mesela 27 lira olsa çok iyiymiş deyip millet bozar mı kar ettik diye örnek veriyorum. Ya da 27 olup birden merkez müdahale edip 25'e düşse Allah kahretsin bir daha 27 olsa vallahi billahi bozacağım deyip bir sonraki çıkışta mı bozar? Aslında A burada psikoloji oynuyoruz anlatabildim mi? Ama bunu KKM ile denediler zaten. Denediler. Ama bugün de bir şey yapacaksın ya. Hayır, o, bu arada nasıl? o KKM yükü de duruyor şu anda. Evet. Ondan da çıkış olacak. O da çıkış olmak zorunda. Orada da bir istersen bir kehanette bulunayım. Yani birkaç ay içerisinde abi. Önümüzdeki yılın başına kadar en geç bence. Şöyle bir şey olmasını beklerim. Bir tarih atarlar. Atıyorum 1 Ekim'den sonra dönen KKM'lerde. Yeni KKM yok. Onun yerine mevduat fa faizleri kaç? 40. 50 faizli özel tertip bono çıkardık. Sadece KKM dönüş olanlar alabilir bunu. Döndüğü gün almazsan bir daha da alamazsın diye, ha, deyip. hani, TL kaçırma deyip bonoya geçmek. Onun vadesi geldiğinde faizler 30'sa 32'lik bir kağıt daha filan deyip atıyorum. 1 buçuk yıllık bir seyirde bunu çıkarsın. Çıkman lazım. Benim Peki. de planım şu. Mesela 100 liralık TOG'a 200 lira deyip ondan sonra da şu kadarlık dolarınızı bozarsanız TOG'u 100 liraya alma imkanı sunuyorum <laughs> size dersen. Ya yani Bunun gibi aslında bir sürü evet. tırnak içinde kandırmaca yapılabilir aslında. 2084 gibi de teslimat edeceğiz herhalde. Değil mi? Vatandaş çünkü o kadar adam bozdurursa <laughs> ben varım dersen. 2001. arkadaş daha bekliyordu galiba rakam konusunda. Bu arada TOG ne oldu? Bir, bir anda yok oldu o konu galiba. Vallahi abi bunun programını yaptık burada. Konuştuk. O alttan da kızan arkadaşlar oldu yani. Vatan bir şey yapmış sizin Niye bir şey laf ediyorsunuz diye. Ya biz laf etmiyoruz abi. Yapsınları alalım yani. Araba yok. Peki hep bunu soruyorum ama tamamen kapatsak biz ekonomiyi. Seçenek? Aslında şeyi de soracaktım. Demin dedin ya dolar artınca süt art Ya dolar artınca niye süt artsın ya? Süt ya bu. Süt değil mi? İnek, i̇nek, inek, inek mi? dolar <laughs> mı <mi yiyor? gülüyor> Evet. Niye sen doları? ne kadar güzel taklit yapıyorsun. Bir <gülüyor> <gülüyor> niye artıyor? Şimdi bir dakika. Abi şöyle yani hayvan yemi ithal. Ne bileyim gübrenin bir bölümü kimyasalı ithal. İthal etmeyelim. İthal etmeyelim bak çözüm buldum. Hayvan ölsün yani gerekirse. Hayır hayır kendimiz yapalım ya. Yerli abi zaten teslim oldum şu an. Konu bitti zaten. Konu bu. Zaten yani zaten biz memlekette üretim yapsak, üretimi desteklesek ama yine aynı yere geleceğiz. O üretimi, o işi yapacak çocukları burada eğitimde tutabilmek, o çocukların yurt dışına gitmesini engellemek, bizden olmadığı için kamuda işi almamak gibi işleri yapmayarak bunların tamamını yapıp bunları burada üretirsek zaten biz yapalım abi. Niye biz gidiyoruz? Çocuklar ama, niye gidiyor zaten? Ama yani? bu dediğin de yine bir 5 yıllık bir Tabii şey. Tabii ki. Var. İşte an yerdeyiz abi. Kısa çözüm yok babacığım. Şu olaydan hızlı 2 ayda, 3 ayda çıkış yok. Yani çok net bir şekilde politika gelecek. Anladığımı da söyleyeyim. Sayın Bakan adımları bilemem tabii ki. Yani Sayın Merkez Bankası Başkanı anlaşmıştır. 3 gün, 5 gün. Onları bilmiyorum. Faiz arttırır. Kuru yukarı doğru çıkarır. Tamamı tamam mı? Tamam dengeye gelir. Yabancı para gelirken de hızlı bir şekilde bunlar eğitim dahil, yatırım dahil bunları yapmaya başlarsan. Yapısal reform. Evet abi 3-5 vakte kadar toparlarız. 3 ile 5 arasında bir noktada Cumhurbaşkanımızın <laughs> ben fikir değiştirdim deme ihtimalinin olması zaten korkutuyor ya bizi. Doğru. Zaten o yani hem biziz beni vatandaş şey hem yabancı yatırımcı da korkutuyor. Adamları ben raporunu okudum bir tanesi şey diyor. Yani biz bu filmi gördük diyor. Direkt böyle demiş ya, Yabancı toplantısı biz bu filmi gördük diyor. Yani böyle oldu böyle oldu. Tam böyle yaptık. para getirdik. Çat sıvabı kapattınız. Biz kaldık içeride diyorlar. Zarar ettik çok fazla diyor. Peki ben geçenlerde Marksist bir sosyologla röportaj yaptım. Sana da bahsettim. Evet. Mesela o, onun iddiası ilginç. O da diyor ki bunu Erdoğan bilerek evet. yapıyor. Şöyle bir iddiası var onun. Faburjuazi diye bir kesim var. Bunlar küçük atölyeler. Yani özellikle küçük atölye sayısı son 21 yılda inanılmaz artmış Türkiye'de. Bu atölyelerin sahipleri ve bu atölyede çalışan insanlar da ciddi bir sosyal oluşturuyor ve mesela faizi düşük tutma isteğinin nedeni onları yüzdürebilmek diyor. Olabilir mi böyle bir şey? Bu bence çok doğru bir analiz. Çünkü mesela baktığında çok büyük kurumlar yıllardır yatırım yapmıyorlar Türkiye'de. En büyük grupları düşün. Yatırım yapmıyorlar. Gerçekten krediler de fazla verilmiyor onlara. Hatta bazı uygulamalarda anlattığım grup hani bankacılığın kobi dediği esnaftan hallice ya da o gruplar mesela kredilere daha kolay erişiyor. Büyük grupların kredilere erişimi bile zorlaştırıldı. Ya da bir ile ya da bir ile ülkenin en büyük holdinginin aldığı kredinin maliyeti neredeyse aynı oldu. Yani bunun bir tercih olduğunda mutabıkız. ha Ne kadar planlı arkasından işte kobilerin yanına onu bilmiyorum ama ha, burada mutabıkız. Peki, onu soracaktım. Mantıklı olabilir mi böyle bir şey? Ee, yani, yani şu açıdan soruyorum. Herkes Erdoğan'la dalga geçti ya ekonomist tayfası dalga geçti derken, hani bunun saçma olduğu söylendi ama aslında belki de saçma olmayabilir mi onu soruyorum. Planlı bir hareket olmuş olabilir ama bunu yaparsan buranın bir Amerika, bir Fransa, bir Almanya olmayacağını garanti altına almış oluyorsun şu an. Çünkü ülkede bir yerden bir yere kopacak olan kobiyle gidemezsin abi. Yani kobiler var olacak, işsizlik sizi koruyacaksın ama yani o argeyi kim yapacak? Belli yani, yani. ülkedeki aslında, grup sayısı belli. Aslında bir nevi Türkiye'yi Çinleştirmek gibi bir şey oluyor. Çin'in eski haline getirmek ama. Evet. Şu anki hali değil. Yani, 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 çok çok ucuz iş gücü. Tabii Çin'deki Baba'yı da yaratmayı planlamıyorsun. Çünkü sen bugün abi yani TOG dediğin şeyi düşünsene mesela gırgır falan ülkedeki en büyük dört tane firma bir yere geldi ya. Yani. Yani en büyük elektronik Ülkenin en büyük 3 holdinginden biri falan. Yani yani bunlarla yapabilirsin zaten. Sen bunları oynamayıp bunları arge yaptırmayıp bunları destek köstekleyip tırnak içinde başka biri oynarsan okey. Oy alırsın. Bir şey olur bir şey olur ama biz böyle yani Filipinler formunda hani hiçbir global markası yok ama işte benim de balıkçı var. Senin de orada bir, ufak bir kanal var. Arkadaş da orada <laughs> değnekçi falan gibi bir ekonomi oluruz yani. Evet bu da bir ekonomidir. İnsanlar bundan mutlu olabilir. Ama garanti altına almış olursun yani. ilk lige giremeyeceğini A ligine giremeyeceğini garanti altına Ama belki olursun. de zaten şimdi Tate'nin avukatını yapıyorum. Belki de zaten Zaten A ligine giremeyeceksin. Dolayısıyla mantıklı olabilir mi? Tekrar soruyorum. Abi şimdi mantıklı olur diyeyim de rahatlayalım istersen. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten amacın ne? Yani en az 3 çocuk ekonomisi. <laughs> Abi çok eleştiriliyoruz. Ben de çok eleştiriyorum. Biliyorum, biliyorum. O ee, için dalga geçiyorum. Amacın ne derken ya? Yani? Amacım şu aslında... Hep biz bir perspektiften baktık ya senin bu ekonomi programlarında da bütün Fruit TV'deki programlarda da yani yandık bittik kül olduk bir yanılgı var karşı tarafta hiçbir akıl yok gibi düşünülüyor. Yok Tabii ki öyle. De, tabii yani ki öyle. orada başka bir plan var Doğru. herhalde diye düşünüyorum. Tabii tabii kesin planda bir problem yok sadece hani bu makro ne getirir ne götürür konuşuyoruz yoksa plan olduğu belli yani şeyde de örnek veriyorum Merkez Bankası Başkanı o zaman faiz yenirdi. E kardeşim bak kur zıplayacak ne tuttun diye kızdık. Ne yapmaya çalıştığı belli. Faiz düşürürsen krediler bollaşır. Esnaf rahat etti. Kobi rahat etti. Ekonomi durmadı. E doğru. Yani seçime durmayan ve büyüyen bir Türk ekonomisiyle girdik. Plan bu idiyse doğru. Utku Balaban buna kontrollü küçülme diyor aslında. Yani aslında küçülerek gidiyorsun. Abi be iktisadi büyüme rakamına göre %3.5-4 büyüdük. Küçülme falan yok yani. Türkiye. Yani nominal olarak. enflasyon altında elbette. Ama yani toplamında aslında Türkiye toplam üretim miktarı hep arttı. Pandemideki çeyrek hariç yani 2020 ikinci çeyrek değil mi? Pandemi çeyreği hariç o günden bugüne her çeyrek Türkiye büyüdü ve büyüme ortalaması uzun vadeli ortama yakındır ha bu arada. Yani öyle uyduruk falan değil. 4,5'un üzerinde büyümüştür. Dolayısıyla okey. Ama bunun problemini görüyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yani bunun sonucu evet Kobi'nin esnafın, mesnafın olduğu hani bir kasaba. Şuna getireceğim. Halk da işte ona oylandı. Ne? Böyle olsun dedi. Okay. Şimdi ne yapacaksın? Yani hani ee, ne yapmayı düşünüyorsun hayatta? E, oradan <laughs> bir, biri bir yazmış orada. Ya, memleketten ne bekliyorsunuz diyor. Halkın değişmesini istiyorum demiş. <laughs> <laughs> bir beyefendi böyle bir çözüm bulmuş onu bilmiyorum <laughs> ama son üç tane ülke bu ve biz berabersek e, burada evet yani halk bunu seçiyor buna devam edecek. Bu başka bir konu yani siyasi. <laughs> Hayat böyle ama hani sence ne olmalı diyorsan ben ülkenin Fransa olmasını isterim. İngiltere düzeyinde olması isterim. Onun için de senin bence büyük sermayeyi de desteklemen lazım. Ve buradaki COBI'de yani startup kurup da bir şey buluyorsa onu da destekleyelim. Ama bizim memleketteki destekleme de problemli abi. Sürekli problemli. belli şeyleri destekliyorsun. Stratejik bilmem ne sektör mektör diyorsun. Ne bileyim abi benim yap yaptığım işte stratejik ya. Bana niye destek vermiyor? Bir de bu teoride şeye kafam basmıyor. Yani tamam okey Erdoğan'ın böyle bir planı var AKP'nin ama o zaman niye Mehmet Şimşek'i getirip yeniden rasyonel politikalara dönüyor? Şimdi iki yerden bakabiliriz. Yani bunu getirip dönüyoruz demen bile iki haftadır rahatlattı. Yani sonra döner misin bilmiyorum da. Yani. Bunu getirmem bile bizim şu anda kurun daha yukarıda olmasını ya da lastiği patlamasını engelledi, e durdurdu. Niye kur arttı? İşte yüzde on arttı. Kontrollü gitmesine izin verdi diyeyim. Benim tahminim şu. Yani bu yapılan model seçime kadar ekonomi durmasın, kur zıplamasın seçimi alalım idiyse başarılı. Bu bizim konuştuğumuz gibi sürdürülemez olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Çünkü sürdürülebilen ve başarılı bir şeyse evet, o zaman niye aynen bu, devam niye ederdi. Geçti, evet. Demek ki bizim söylediğimiz doğru. Bu model yanlış ve sürdürülemez. Ama bu modeli koyanlar da haklıymış. Seçime kadar sürdürdü, seçimi aldı. <laughs> doğru. Artık sürdürülemez. O zaman diyorsun ki ne yapmak lazımsa bir gelsin yapsın diyorsun. Biz ben bu böyle toplu niye yedik? Ama niye yediğimiz bence belli. Karar verici seçimi de kazandı. Ama 9 ay sonra bir daha seçim var. Ya ben onun yerinde olsam. Baba her durumda kazanıyor zaten. Yani bence <laughs> hiç bozmasın abi yani. Doğru bir yola girdiysek devam edelim. Zaten yani böyle bir durum var. Mesela peki şöyle bir öneriyle gelebilir miyim ben? Patron da olduğum için asgari ücrete zam yapılmasa. Tamam. İyileşir miyiz? Bunlar sadece kurtulamaz. Ben bunu şunu söylüyorum. Bu çıkış sürecinde asgari ücret ya da maaşlara yapılan zamın, genel zamların enflasyonun altında kalmasının taktik bir hareket olacağını söylüyorum. Yani bununla ekonominin kurtulması mümkün değil. Hayır sıfır yapsak işte iyi olmaz mı? Bence çok iyi olur. İyi. <laughs> Bir şeye bakacağız şimdi. Hatta düşürsek tabii. Doğru. Karlar artar. Efendim söyleyeyim bence. Ya şeye bakmak lazım. Kimden daha fazla oy geliyor abi. Yani ona bakmak lazım. Yalnız isyan çıkacak gibi ben sağ Aynen. taraftan. ya bir dakika bir dakika. Sesler şey, geliyor abi, bana İlker Bey. Ta tamamen bir egzersiz olarak. Tamamen saçma olduğuna hoş, gittiği için bu egzersiz. Çok hoşuma gitti. Yani yarın çıksa Mehmet Şimşek desek ki arkadaşlar kemerleri sıkmamız lazım. diyecek. Bütün asker ücreti 200 dolara düşürdük dese. Oo. Ya da 300 dolara düşürdük dese. Ya sudden stop abi. Aniden durur. Kimse kahve içemez, çay içemez, yemek yemez, alışveriş yapamaz. Esnaf bu sefer işsiz kalır. Ekonomi direkt durur. Yani. Er Erdoğan çıkar der ki abi bu benim halkımı bunu yapamazsınız der. O aslında başından beri o eylemle söylem arasındaki fark sıkıntı ya abi. Yani biz deminden beri konuştuğumuz konularda bir yandan hep dedik ki biz dünyanın en önemli şu kadar ekonomisi arasına gireceğiz. Savunma sanayimiz işte Türkiye büyüyen yücelen güç ama öteki taraftan şimdi anlıyorum ki aslında zamanını Çin'ine model almış Üretimle alakalı Aslında dediğin gibi En fazla bir kasaba Olabilecek bir yer oynuyoruz Onu oynuyoruz tabii. Be. Ben sıkılıyorum Daha ilginç şeyler yapsak. Mesela desek ki 3000 dolar yaptım desene olur Çok güzel olur bence Çok güzel <laughs> Ama işte abi diyorum sana yani aslında ekonomide çok temel bir kural bu. Toplam üretim <laughs> miktarı sabitse sen buradan abicim insanların cebinde para koyarsan şeylerin fiyatı artıyor. Yani enflasyon olur. 3000 dolar olsa hiper enflasyon olur. Hiper enflasyon Hakan, olur. kusura bakma seni bulduk ya oyuncakmış gibi. Öyle yapsak ne olur? Böyle yapsak ne olur? Yani amacı da yok. Yok <laughs> estağfurullah. Hiper enflasyon olur. Yani hep aynı yerdeyiz abi. Şunu arttırmamız lazım bizim <laughs> ya. Üretimi arttırmamız lazım. Bir dakika bir şey soracağım. Pandemiden böyle çıkıldı ya. Yani Amerika ne yaptı? Gitti her vatandaşına 3000 dolar Doğru. Ayda. Doğru. doğru. Ve ne oldu? Adamlar 40 yılın en, en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya Ama kaldı. Ama %5 be abi yani. Ama abi 40 yılın en yükseği yani sonuçta. Sen de 40 yılın en yükseğine denk gelirsen Allah <laughs> muhafaza. <laughs> <laughs> Anlatabildim mi? Orantısal gidelim kardeşim. Yani oraya gidersin. Bunun sonu net yani. Kitap abi neye benziyor biliyor musun? Şimdi de maç seyretsek ki ben hiç anlamam takımlardan falan. Baksak ben desem ki 2 bir sen desen ki 2-0 falan. Abi bir buçuk saate belli olacak. Sonra ben tutturdum sen tuturdun falan. Şimdi ekonomide bir şey söylüyoruz. Olmadı. Oğlum maç değil bu. 5 yani <laughs> sene sonra oluyor. Anlatabildim mi? Ve oldu işte. O gün dedik bugün oldu. Anlatabildim mi? Ama maç gibi şey mektir. Hoca yine tutturamadı falan yani. Çünkü niye tutturamadı? Futbol maçı gibi herif. Hemen sabah pazartesi görmek istiyor. Pazartesi ekonomi aa, kötü gitti görmek istiyor. Aslında ilginç bir konuya girdin. ya. ekonominin hızı nedir? Yani en basiti bak. Merkez bankalarının faiz kararlarının ekonomideki yansıması 6 ila 9 ay diye geçiyor mesela. Çok basit bir örnek. Yani yarın Sayın Merkez Bankası Başkanı değişti faiz arttır dediğimizde bunun kurdaki etkisinden bahsetmiyorum. Büyüme üzerindeki etkisi falan. 3 yani çeyrekte göreceğiz. E, dolayısıyla faiz arttırmaya başladık. e 5 da arttırdık. Her birini 9 ay atsan. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Onun için ekonomistler. E, bunları öyle diyor ama artmadı kur. Ya arkadaşım bir şey değil yani. Bak şimdi göreceğim Bak offside'den sonra biz top bizde değil yani. Geriden gelen bir şey. O geriden gelen şey sonucu da asla tutuyor. Yani o gırgırı yapılan Atil Hoca gibi e, tüt 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 tutturamıyor filan dönüp baksan adam söylemiş. Oradan sonra bu olur. Buradan sonra bu olur. E, geç geliyor. Yani böyle çalışıyor bu iş. İyi bir şey bu bulmaya çalışıyorum da hep politikadan işte Avrupa Erdoğan'ı sevmiyor. Erdoğan'ın yüzü doğuya dönük vesaire diyorlar ama bir yandan da süreklilik esas olduğu için şimdi adam da kazandığına göre bir takım yakınlaşmalar olabilir mi? Fonlarla sıcak para bulma işte kaynaklarıyla. Bu, buna bunu oynanıyor sanıyorum zaten. Yani Sayın Şimşek'in açıklamaları da bunun üzerine. Ya İngilizce atması bile bunun üzerine kurulu olsa gerek yani değil mi? Sayın Bakan İngilizce tweet atıyor. Biz bakıyoruz Türkçe söylediğiyle İngilizcesi aynı mı acaba falan diye. <laughs> <laughs> Dolayısıyla amacın bu olduğu belli. Yani tanım da böyle yapıldı zaten değil mi? Batı tarafından çok iyi bilinen İngiltere'de çalışan. Merkez Bankası Başkanımız Gaye Hanım işte Amerika'da bir bankadan falan. Yani bunun olduğunu anlıyoruz. Tabii ki olabilir. Zaten adamları da şey değil ki abi bak para da din liman olmaz. Yani sen adamın istediği şeyi verirsen o istediği şey para kazanmak. Onu verirsen para gelir. Ama sen hem o para kazanmasın hem ben alayım aldığım parayı isterim gibi yapayım ve de adama şey vermeyeyim raporda da vermeyeyim falan dersen o böyle bir anlaşma yok. IMF'ye de biri sana borç verdiği zaman bunlar nasıl ya babacığım kimse sana ben para verebilirim demiyor zaten yani. pat diyorsun para istiyorsun o da şartlarını da söylüyor ya böyle bir şey bu dolayısıyla Evet bence niyet okumaya hiç girmeden söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı aldığı bu karar bence evet arkadaşım idare ettik seçime kadar ve idare edemeyeceğimiz de belli. Okey yol neyse girin o yola. Ben, ben de fazla konuşmayayım ben çıkıp da öyle demiştim böyle demiştim olmasın. Ben diyorum hadi bakalım yapın bunu diyor diye düşünüyorum. Sayın Bakan da çıkıp irasyonel politikalar buradayız lafımızın arkasındayız bak onu getirdik bunu getirdik kadroları getiriyoruz diyecek. Bunun sonucunda tabii yabancı dediğinde affedersin salak değil yani o da bütün dünyayı biliyor ve tek pazarda burası değil yani 40 tane pazar var ölçecek biçecek ufak ufak para getirecek test edecek evet ya sıkıntı yok filan derse para girişi sağlanabilir bence bunu oynuyorlar zaten çıkışta böyle olur abi ülkeye para girmesi lazım ama bu aslında yine borçla dönüyor ya doğrudan yatırım olabilir bir yerden sonra yani fabrika kurulmaya gelebilir gelip buradaki fabrikayı alabilir mesela bankalar var burada yabancı adamlar yıllardır sermaye koymuyorlar çünkü adamın koyduğu sermayeyi buradan merkez bankası bir hareketle dövizini alıyor bankanın kar etmesini engelliyor filan sen bankaları serbest bıraktım dediğinde mesela bence yabancı ortaklı bankaların tamamı getirir. Çünkü adamın malı bu ya. Niye batırsın adam? Yani malı burada. Getirir 2 milyar dolar falan. Yani para girer. Ve bu paralar dünya için çok büyük değil ama yani bu bir anlaşma. Uzlaşma meselesi abi. Peki yani. biz bu Nas yoluna hiç girmeseydik bütün bunlar olmaz mı? Yani Nas sanıyorum hep tabii doğal olarak karikatüze edildi ama orada tabii o Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamada kullandığı bir laf da Tabii bence. tabii yok. Şey değil olarak yani. Faiz, faiz indirimi aslında. Evet, Doğru söylüyorsun. Yani 2021'in son çeyreğindeki faiz indirimi yeni ekonomi modeli. Evet. Ona girmeseydik o zamanlar bizim faizlerimiz. 18 falan da enflasyonda 20 civarında idi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle devam ediyorduk kuvvetle muhtemelen. Ha tabii kur daha yukarıdaydı tabii ki. Bugün daha yukarıda bir yerde olacaktı. Ama faizi bu kadar seviyelere getirmemize gerek kalmayacaktı filan. Ha yine aynı senin sonra geri dönelim. Hiçbir bilme bilen yok kardeşim. Komple mi yanlış? Yok değil. Faizi düşürelim. Kur yukarı biraz gider. Millet ithalat yapamaz. İthalatımız çünkü açığımız vardı. İthalat yapamaz. Döviz çıkmamaya başlar. İş gücü ucuzladığı için de ihracatta rahatlarız. Döviz girişi sağlarız. Canlı olur. Millet ucuz iş gücü ama çalışır, para da kazanır, seçimi de kazanırız, ekonomi de büyür. Bunu planladılar belli ki. Ve oldu. Ha, tabii, tabii tabii. doğru. Oldu. İlk aşamı tuttu. <laughs> doğru. İlk aşama tuttu. Devamındaki kur ve cari açık tutmadı. O bölümü çalışmadı. Zaten bu ortodoks muhabbeti de şey abi. Kitapta yazan ya. Kitapta yazanı yaparsan bu oluyor. Kitapta yazmayan epistemolojik <gülüyor> <gülüyor> kopuş dediğin zaman ki bak Poco epistemolojik kopuş o zaman Sayın Bakan'ın cümlesinin içinde çok bana lazım bir cümle var ha. Davranışsal ekonomi ilkeleri diyor. Evet evet. Bak orada aslında doğru. Yani o cümleyi kendini kurmamış tabii ama yani belli yani o. Davranışsal finansa oynuyor. Yani ben insanların davranışına baba aslansın kaplansın sıkıntı yok filan deyip bunu götürebilirim. Öyle dememiş ama yani götürebilirim. Götürdüm de. Bütün ne olurken ben bu memlekette yaşıyordum değil mi? Şimdi <laughs> anlattığın şeylere bakınca neler olmuş. Ya abi aslında bizi izleyen arkadaşlarımız için de. yani herkesin de işi bu değil ki ya. Takip etmesin millet. Aslında keşke gerek kalmasaydı bizim de takip etmemize ya. Böyle makul işler takip Peki etsin. Peki hocam son soruyu sorayım o zaman. Allah. Ne yapalım? Ya? ne <laughs> yapalım oğlum hakikaten? Yani senin şahsen yapabileceğin bir şey bence yok zaten. Hayır ya. Dolar mı alalım? Pound mu alalım? Aa, yatırım yapacağız. Yatırım yapacağız. <laughs> yok hayır ya. Şaka bir yana, burada çalışanlar var. Hani onların sorumluluğunu da hissediyorsun. Hayat kaliteleri düşüyor falan filan. Hani mesela bir patron olarak Küçük bir patron olarak. Ne yapayım ben ya? Kovayım mı bu herifleri? <laughs> Hocam üretime devam edeceğiz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sonuçta bir de şey vardır yani. Genel çerçeveler var şimdi. Ben de bir iş yapıyorum. Genel çerçeveler var. Dışına çıkamayacağım çerçeveler var. Bu çerçeveyi uygun bir şekilde elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Burada bence sorun mesela biz burada hani çalışan insanlar diye bahsediyoruz ama buradaki herkes kendi yaratıcılığını kullanıp normalin üzerine bir kar ya da getiri elde ettirebilir şirkete de. Ne bir katkı hocam. yaratabilir. <laughs> tabii 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 evet. Ama yapabilir ya. Yani. <laughs> Yapabilirdi. Başka bir sürü yerde bu ihtimal de yok. Yani kol gücüyle spesifik bir iş yapıyorsun. Yani yaptığın iş o zaten. Yani. Dolayısıyla onu yaptığın için de onun bedeli 10 liraydı. Artık 11 lira dendiğinde onu yapabileceği bir şey de yok. Yani bir katkı da yok. Ben çünkü kitaplardan birinin yeni baskısını yapacaktık. Yollamış yayın evi diyor ki ya şu bak da krizlerle ilgili bir kitap vardı. Ön sözü falan bakıyorum. Ön sözü şeyde yazmışım abi. 2001 krizi olmuş. işte 3 ay, 4 ay sonra falan yazmışım. Ve şey yazmışım. Boğaz Köprüsü geçiyorum. NTV radyo vardı hala var mı bilmiyorum. Oradan bir haber dinlemişim. Oradan biri diyor ki işte ya işte insanlar işsiz ne yapacak falan. Telefonla katılan birisi de şey demiş. Ya ama insanlar da çok tembel. Kendilerini geliştirmiyorlar. İşte ben işte bıraktım bunu gittim. Yogaya başladım. Şimdi koç oldum. Bilmem ne eğitmen oldum falan diyor. Kapattı telefonu bir dayı bağlandı. Dedi ki ben işte... 35 yıldır tonacıyım. Yoga'ya mı başlayalım Muhteşem. <laughs> <laughs> Anlatabildim mi? Şimdi budur yani. Gerçek hayat bu abi. Ha dedim ne kadar güzel bir örnek olmuş ya. Yani dedi bunu değiştirmeyelim. Bu cümle çok kalsın iyiymiş. yani. Gel. Ya, yoga'ya mı başlayayım Ne yapayım diyor. Falan. Ben yoga'ya mı başlayayım peki? E sen başla. Sen başla yani. Sen sonuçta yani, yoga'ya başlamayacak olan, başlayamayacak, koçluk yapamayacak olan grup için durum çok fena. Çünkü o işi yapmaya devam edecek ve onun ücreti devlet tarafından belirleniyor ve enflasyon altında kalacak. Ama yani. abi orada anlaşamıyoruz zaten o grup AKP'ye oy veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur değil. <dayanım>. Yani... <laughs> Muhteşem final oldu bence. <laughs> yani çok saçma bir durum yok mu ortada ya? Ne <laughs> zaman Tezanın... Tezan bitiyor. Sürdürüyor musun? <laughs> Bölümün adını koyuyorum. Ekonomi çok iyi. Ekonomi çok iyi. <laughs> Ekonomi tıkırında vardı hocam ya değil mi? Harika şarkı Girişlere, tüm, girişlere şarkı... koysak mı hocam? Ekonomi daha tıkırında, tıkırında. <laughs> ekonomi tıkırında. Kriz ha, var, da, kriz, kriz var, var <laughs> Olga Türk erkeklerini yeniden sevse ekonomi düzelir mi? <laughs> Allah Olga'ya akıl fikir versin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam teşekkürler. Sorur. Bu evet. harika ekonomide bir sonraki programda görüşmek üzere. Hocam çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi bakınız kendinize. Görüşürüz. <laughs>